Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye-AB ilişkileri yıllarınızı verdiniz. İnişler, çıkışlar, yatay seyirler içerisinde yıllar geçti. Evet. AB'de organlar yenilendi. Yeni bir ilişki beklenirken günden bir anda Suriye, göçmenler vesaire savrulduk gittik. Evet. Haberlere de baktığımızda Türkiye'nin doğu sınırlarından birçok ülke karantina bölgesi ilan etti. Çıkışlar daraldı, ticaret daraldı. Tek umut Batı kapıları. Evet. Şimdi siz bu göçmen krizinin, kapıların açılmasının Türkiye-AB ilişkilerine yansımaları nasıl olur? Bizim ilişkimiz nasıl etkiler? Hı hı. Onlarla bir açılış yapın lütfen. Evet, evet. Uzun bir süredir böyle ilişkilerin tekrar canlanmasına yönelik umutlar vardı. İşte özellikle 15 Temmuz sonrası ilişkilerde önemli sorunlar yaşanmaya başlamıştı. Ancak özellikle bu Doğu Akdeniz meselesi ilişkilerde yeni bir sorun ortaya çıkardı. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırımlar geldi. Zaten hani iyi işlemeyen ilişkiler iyice durma noktasına geldi. Tamamen diyalog kapıları kapanmış oldu. Bunlar gerçek yaptırımlar mıydı? Biraz da yaptırım gibi görünen şeyler mi? Tabii yani çünkü şöyle bir şey var. Hani Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik çok fazla yaptırım yapabileceği şey de elinde kalmadı. O yüzden de hani belki çok önemli olmasa da zaten işte yüksek düzeyli diyalog gibi böyle hani çok da belki somut bir ilerlemeye sağlamayan ama en azından bir diyalog sürecini devam ettiren süreçler vardı. Onlar da askıya alınmış oldu. Bunun dışında yine Türkiye'nin hani katılım müzakerelerinde yeni fasıllar açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği gibi süreçler vardı. Burada ilerleme bekliyorduk. Oralarda tamamen bir tıkanıklığa doğru gitti bu süreç sonucunda. Yani bir şekilde bir tıkanıklık vardı ilişkilerde. Aslında belki tek işleyen yanı da işte bu mülteci konusuydu. 2016 yılından beri devam eden mülteci uzlaşısıydı. Fakat o da sorunluydu aslında. Bu son olaylar belki onu da iyice ortaya gözler önüne sermiş oldu. Çünkü bu mülteci mutabakatı dediğimiz şey aslında bir siyasi bildiriydi. Karşılıklı iki tarafın üzerinde anlaştığı 2016 yılında Mart ayında yapılmıştı. Ondan sonra da Türkiye'den özellikle bu Ege adalarına olan göçün büyük ölçüde azaldığı söylenmişti. Zaman zaman tekrar yükseliyordu sayılar ama belli bir kontrol altına alınabilmişti. Fakat bu mutabakat 9 madde. Neden oluşuyordu? Yani sadece Suriyeli mültecilerin Türkiye'de kalmasını sağlamanın ötesinde bir mali kısmı vardı, mali boyutu. İşte 3 artı 3 milyar avroluk iki paket halinde Türkiye'ye bir Suriyelilere harcanmak üzere bir maddi yardım söz konusuydu. Burada bir tabii anlaşmazlık oldu. Türkiye bunun hani bir an önce gelmesini bekledi. Fakat Avrupa Birliği'nin yaklaşımı proje bazlı bir yaklaşım olduğu için işte önce para tahsis ediliyor, daha sonra projeler belirleniyor, projeleri aktarılıyor. Bu da bir süreç alıyor. Yani şu anda da aslında bu 4 yıl için öngörülen oranın tamamen kullanılması 2023 neredeyse bulacak projelerin tamamlanmasıyla paralel olarak. Bu da tabii Türkiye tarafını çok tatmin etmedi. Yani özellikle önemli bir mülteci yüküyle karşı karşıya. Bu bir sorunlu alanlardan biriydi. Bir de onun dışında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği bazı sözler vardı. Yani müzakerelerin hızlandırılması, gümrük birliği güncellenmesi, vize serbestliği ile ilgili bunun tamamlanması. Suriye'de yine işbirliği, özellikle oradaki durumun kontrol altına alınmasına yönelik. Suriye'den göçmen kaynağını, göçmenleri Suriye'de tutmak konusunda işbirliği sanırım. Evet, yani Türkiye'nin kızgınlığının sebebi o. Evet, Suriye'yi hani biraz yatıştırmaya oradaki durumu ve belli ölçüde en azından bir kısmının mültecilerin geri dönmesini sağlanması. Aynı zamanda şey vardı yani Türkiye'nin iade olarak aldığı göçmenlere karşı Türkiye'de bulunan Suriyelilerden Avrupa Birliği'ne resettlement dediğimiz yeniden yerleştirmenin yapılması. Fakat bu da tabii 72 bine kadar bir rakamdan bahsediliyordu. O da tamamen yerine getirilemedi. Çok daha düşük kaldı aslında rakamlar. Yani şeyden İran'da Avrupa'dan dönecek Afganlı, evet. Pakistanlı vesaire 72 bin yerine Türkiye'den 72 bin Suriyelinin AB'ye gitmesiydi değil mi? Evet yani Afgan Suriyeli değil de bu birebir formülü yani özellikle Suriyeliler için öngörülmüştü. Yani Suriyeli gitsin Türkiye, başka göçmenler geri gelsin. Evet yani Türkiye mesela diyelim ki Ege'ye gitmek isteyen bir Suriyeli'yi iade olarak alıyor. Buna karşın Türkiye'de yasal olarak
ikamet eden Suriyelilerden Avrupa Birliği'ne yerleştirme yapılması, onların oraya gönderilmesi gibi. Ama bu da pek gerçekleştirilemedi. Çok düşük kaldı sayılar. Yani o anlamda da aslında işleyen bir şey değil. Yani Avrupa Birliği bunun işlediğini hep düşündü. Çünkü hani Türkiye bir şekilde kontrol altına almıştı konuyu ama ta ki bu patlama noktasına gelene kadar, yani sınırlar açılana kadar onlar için bir şok oldu belki. Bir de tabii şöyle bir hata yaptı Avrupa Birliği. Yani bütün bu 2016'dan bugüne kadar geçen süreyi iyi kullanamadı. Yani 2016'daki kriz Avrupa Birliği'ne ortak bir iltica politikası olmadığını gösterdi. Bunun güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi ama bu konuda adım atamadılar. Tabii bu Avrupa Birliği'nin kendi bazı kısıtları sebebiyle de oldu. Yani özellikle bu aşırı sağın yükselmesi, işte evet. Merkel'in bu açık kapı politikasının ters tepmesi gibi. Yani belki bunu yapabilme kapasiteleri de çok yoktu ama şimdi böyle biraz sert bir şekilde gerçekle yüzleşmiş oldular. Buna karşı verdikleri tepki de özellikle dün yapılan işte komisyon başkanı geldi, komisey başkanı Yunanistan sınırına baktılar, Yunanistan'la dayanışma içinde olduklarını söylediler falan. Yani tamamen korumacı bir refleks, işte sınırların güçlendirilmesine yönelik bir refleks. Bir duvarda onlar yapacak belki. Evet, evet, yani zaten hani Yunanistan sınırında bir güçlendirme vardı, belki daha da onu şey yapacaklar. Bu da tabii yani göç önemli bir mesele, duracak bir mesele de değil. Çünkü biliyoruz ki buraya gidenler özellikle Suriyeliler değil, çoğu işte Afganistan'dan gelen, Irak'tan gelen insanlar. Yani tek sadece Suriyeli de sınırlı bir sorun değil. Bütün dünyada olan bir şey. Yani sadece Türkiye'den değil, işte Kuzey Afrika'dan da Avrupa Birliği'ne göç var. Yunanistan, İtalya gibi sınırdaki ülkeler çok fazla bir şeyle, yükle karşı karşıya kaldılar. Yani Yunanistan'daki kampların hali gözler önünde. Artık Yunanistan bu sorunla baş edemiyor. Yani sadece Yunanistan'la beraberiz demek, dayanışma içindeyiz demek de sorunu çözmüyor. Doğru, yani doğru. Diğer AB ülkelerinde biraz taşın altına ellerini koymaları gerekiyor. Burada şimdi bakıyorum Suriye krizine. Sanıyorum en rahat ülke Rusya. Evet. Zaman zaman bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak aklımdan geçeni söyleyeyim. İşte diyorum ki 3 milyon göçmen mi geldi? Rusya, İran, Suriye'de inisiyatif kullanan Rusya ve İran gibi iki ülke var. Evet. Bu 3 milyon göçmenin 1 milyonunu gemilerle Rusya'ya götürelim. Bir kamplar yapsınlar Novorossiysk bölgelerinde. İran'a gönderelim. Bunlar da kamplarda misafir edilsinler Suriye meselesi çözülene kadar. Yani bir mali külfeti olsun, sosyal külfeti olsun. Çünkü inisiyatif kullanılıyor, bombalar atılıyor. Bir halk kitlesi Türkiye'ye doğru süpürülüyor aslında. Evet. Bu bir milli güvenlik sorunu haline gelmeye başladı Türkiye açısından. Tabii NATO devreye giriyor, girecek. Peki bu AB ilişkileri açısından bakıldığında bu hani bir zorla bugüne kadar açarım, açtık, evet. Açtım, açıyorum derken açtık. Bu ilişkileri herhalde pozitif etkilemeyecek. Evet. Bunun şimdi ilk dalga etkisi sınır ülkelerde yaşanıyor. Yunanistan ve İtalya bunun mağduru. Evet. Gidişatı da iyi görmüyorsunuz bu durumda AB ilişkileri anlamında. Evet, yani tabii artık iki taraf konuşamıyor. Güven ortadan kalktı, işbirliği ortadan kalktı. O tabii kötü bir şey. Ama şu da var, yani bizim de Avrupa Birliği ile olan temaslarımızda hep söylediğimiz bir şey. Yani Türkiye'nin elinde hiçbir şey bırakmadınız. Yani ne gümrük birliği, ne işte vize süreci, müzakere süreci işlemiyor. Yani siz Türkiye kadar güvenliğiniz için önemli olan bir ülkeyle ilişkileri bu şekilde sürdüremezsiniz dedik bize. Yani bir şekilde angaje olmanız gerek. Türkiye ile konuşmanız lazım. Türkiye'deki reform sürecinin işlemesini sağlamak için Avrupa Birliği'nin daha proaktif olması lazım. Yani hani hep söylenen, size de söyledikleri gibi işte top sizin sahanızda. Hani Türkiye'den sinyal bekliyoruz ama Türkiye'deki o reformları çalıştırabilmek için, tekrar o 2000'lerin başındaki o reform sürecini az da olsa canlandırabilmek için Avrupa Birliği'nin pozitif bir şeyler yapması lazım. Fakat hep yaptırım, hep olumsuz mesajlar, hep süreçleri keserek bunu yapmaları mümkün değil. Doğru. Yani belki biraz bunu anlayabilirler. Belki diyebilirler ki hani bu politikamız ters tepti. Şimdi belki Türkiye ile yeni bir süreci başlatmamız gerek. Tabii burada Türkiye'nin de bir şeyler vermesi gerekiyor. Yani Avrupa Birliği değerleri açısından biraz atılıma girmemiz gerekiyor ama bu karşılıklı bir şey. Yani Avrupa Birliği burada proaktif olmazsa Türkiye de bu sefer kendini giderek dışlanmış hissediyor ve daha tepkisel politikalara sapıyor. Aslında şöyle bakıyorum ben, hani Türkiye'nin son topraklarda son 300-400 yıllık siyaset, bir Batı Doğu arasında bir git gel, bir denge siyaseti yapıyorduk. Evet. Yine son dönemde Rusya ve Putin cephesinde biraz serinlemiş olmamız bizi Batı cephesine, Amerika ağırlıklı olmak üzere AB cephesine, NATO üzerinden de AB'ye, evet, yaklaştıracak gibi de bir olumlu bir hava var sanki bir parça. Çünkü o yöne doğru bir gidiş hissediyoruz son dönemde. Evet. Peki göçmen krizi görünen o ki, hani
daha çok tartışacak bir konu. Çünkü bizdeki sayılara bakınca, gidenlere bakınca o yol daha bayağı bir yolcu kaldıracak. Evet. Peki bu malların serbest dolaşımı konusu. Yine alanınız sizin. Biz de biliyorsunuz UNED'e olarak Brüksel'i işte gittik, yolları aşındırdık. Evet. Yani malların serbest dolaşımı konusu gündeme geldiğinde bu mallarla ilgili fikri mülkiyet hakları düşünülmüş mesela. Gümrük Birliği'nin konusu olmamakla birlikte onu oraya koymuşlar. Rekabet konusu düşünülmüş. Başka bir başlık olmasına rağmen konmuş. Standartlar konmuş. Yani zaten Gümrük Birliği'ne konu olan mallarla ilgili olmak üzere diye ilave diğer fasıllarda alıntılar yapmışlar. Evet. Sadece taşımacılıkta alıntı yapmayı unutmuşlar. Gümrük Birliği'ne konu olan malların serbest dolaşımı ile ilgili, taşımanın kolaylaştırılması ile ilgili bir şey atlanmış. Mallar serbest diyorlar ama mallar kendisi gidemediği için de şey oluyor. Gümrük Birliği'nin güncellemesi bir umuttu. O da askıya alındı. Evet. Bu malların serbest dolaşımı ve taşıma kotaları bunu ilişkilendirerek ne görüyorsunuz? Orada bir umut var mı acaba? Abi açılım yapabilir mi? Evet. Bu dediğiniz gibi yani Gümrük Birliği'nin aksayan yönlerinden biri. Çünkü her zaman sizin de söylediğiniz gibi genellikle Türkiye'nin savı da o oldu. Yani bu ulaştırmayı malların serbest dolaşımına ayrı düşünmek mümkün değil. Bunun bir parçası. Zaten Türkiye, yine hatırlayacak olursanız, müzakere sürecinin başında 8 fasıl askıya alınmıştı Avrupa Birliği tarafından. Gümrük Birliği ile ilişkili olduğu için. Ve Türkiye'nin limanlarını ve havalimanlarını Güney Kıbrıs'a açmaması sebebiyle yapılmıştı. Yani aslında orada ulaştırmayı tamamen kendileri öyle şey yapmışlardı, görmüşlerdi. Malların serbest dolaşımıyla ilişkili görmüşlerdi. Ama Türkiye'nin bu özellikle ulaştırma kotaları, geçiş ücretleriyle ilgili sıkıntılarına karşı ne yazık ki ulaştırmayı bu şekilde mülaza etmiyorlar. Ve diyorlar ki bu işte hizmetlerin serbest dolaşımına girer. Bizim bu üye devletlerin yetki alanındadır diyor komisyon. Burada bir tıkanıklık söz konusu. Bir umut dediğiniz gibi hani Gümrük Birliği'nin güncellenme sürecinde bütün bu sorunlar bir arada alınabilir diye düşünülmüştü. O da başlamayınca tabii Gümrük Birliği'nin aksayan yönlerinden biri oldu ve bir türlü çözüme ulaştırılamıyor. Gümrük Birliği ile ilgili tabii başka sorunlar da var. STA'lar sorunu hala devam ediyor. Bu Brexit'le ilişkili olarak da tekrar önümüzde. Yani Gümrük Birliği sebebiyle Avrupa Birliği'nin ticaret politikasına bağlıyız. Ancak Avrupa Birliği müzakereleri yaparken Türkiye bunun dışında kalıyor. Tabii danışma şeyleri öngörülmüş ama bu danışma süreçleri de çok etkili çalışamıyor. Ancak Avrupa Birliği tamamladıktan sonra bu müzakereleri Türkiye'nin tekrar... Aynı ülkede Türkiye'nin oturması gerekiyor. Evet, o da tabii bir zaman açısından sorun oluyor. Bazı ülkeler Türkiye ile böyle bir anlaşma yapmak istemeyebiliyorlar. Sorunlu bir alan. Yani bu Gümrük Birliği'nin bir şekilde ele alınması gerekiyor. Aksi takdirde hani güncellenme şöyle dursun. Var olan Gümrük Birliği de giderek aşınmaya başlayacak. Neredeyse böyle bir serbest ticaret anlaşmasına dönüşmeye başlayacak. O yüzden bunların, yani bu sorunların aciliyetle ele alınması gerekiyor. Hükümetten sanki biz Brüksel'e gittiğimizde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bakanımız, eski bakanımız, Kalkınma Bakanımız oradaydı. O da Brüksel'le ilişkileri nabız yoklamak üzere gelmişti. Sanıyorum Cumhurbaşkanı da son dönemde AB lehinde bir takım açıklamaları var. Araya tabii bu göçmen meselesi girdi. AB tarafı da aslında biz yine Almanya'nın Türkiye ile ticaretten sorumlu şefiyle görüşmeye gittiğimizde anlattığınız şeyler çözülebilir. Çünkü burada kaybeden taraf sadece Türkler değil, AB ekonomisi de bununla etkileniyor. Ancak biz de son dönemde bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye ihracatı, özellikle menşe tartışmaları sebebiyle, Çin irtibatı vesaire gibi zorluklar yaşıyoruz. Türkiye ile ciddi bir müzakere açmak istiyoruz. Hatta dönün ülkenizde lobi yapın. Brüksel sizi anladı, biz sizi anladık Berlin olarak demişlerdi. Ama bu taşıma bir siyasi de bir argüman olarak kullanılıyor. Bunun şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum aslında. Biz Macaristan'ın sadece Türklerden para almasına karşı dava açmıştık. Evet. Macar Yerel Mahkemesi Adalet Divanı'na götürdü. Adalet Divanı bizi haklı buldu. Evet. Avusturya içinde bir kota konmasının aslında bir miktar kısıtlaması olduğunu dair bir dava açmıştık. Evet. Orada mahkemede komisyon temsilcisinin sözü çok daha iyiydi yani. Dedi ki, Türkiye ile AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesini müzakere ediyor. Evet. Türk tarafına bu hakların mahkeme ile verilmesi AB çıkarlarına aykırıdır dedi. Aslında bir hukuk değil, resmen siyasi bir şey söyledi. Evet. Sanıyorum biz ilk davayı kazandığımızda ben gazeteye demeçler vermiştim. Lüksemburg'da yargıçlar var diye.
Ama Avusturya davasını söyleyemedim. Evet. Sanki siyasi olarak da bir araç olarak kullanılıyor bu taşıma kotaları. Ne dersiniz? Evet. Tabii yani tabii burada şey de var belki hani Avrupa Birliği içindeki bu taşımacılık sektörünün de belki lobi grupları var. Onların çıkarları da var belki. Hani Türkiye'nin bu konuda daha da çok aktif olduğunu ve rekabet gücüne sahip olduğunu da bildikleri için hani orada biraz da belki bunu bir tarife dışı engel olarak da kullanıyorlar. Hani pazarı çok paylaşmak istemiyorlar. O da var. Bir de tabii bir koz dediğiniz gibi yani yarın masaya oturduğumuzda işte Gümrük Birliği yeniden gözden geçirildiğinde sonuçta bu da Avrupa Birliği'nin elinde bir koz belki. Yani bir alver konusu gibi bir şey. Tabii. Bunun karşısında bir şey almak istiyor. Tabii yani onlar için özellikle Almanya için falan en önemli konulardan biri bu uyuşmazlıkların çözümü. Yani dispute resolution, dispute settlement dediğimiz konuda böyle bir ya tarafsız bir hakem kurulu gibi bir şey oluşturmak istiyorlar. Ya belki Adalet Divanı'nın altında belki ayrı bir birim oluşturmak istiyorlar. İşte Avrupa ekonomik alanındaki gibi belki ayrı bir mahkeme gibi bir yapı oluşturmak istiyorlar. Yani bu tür çözümler özellikle Türkiye'de hukuk süreciyle ilgili bazı eleştirileri var. Yargının bağımsızlığı ile ilgili eleştirileri var. Yani onlar da mesela onu belki masaya getirecekler. Onun karşılığında hani Türkiye'den bazı belki tavizler bekleyecekler. Onlar da belki ulaştırma sorununda belki çözüm yönünde. İşte belki bir ortak kota anlaşması gibi bir şey belki yapabilecekler. Almanlar bunun sinyallerini verdi. Çözülebilir bunlar ama evet. Türkiye masaya gelsin dediler. Evet, evet. Yani şimdi tabii şöyle de bir şey var. 2016'da bir paket üzerinde anlaşılmıştı. Yani Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. Yani hem bu sorunların çözülmesi, işte kota sorunu, STA sorunu, uyuşmazlıkların çözümü gibi. Yani Gümrük Birliği'nin daha iyi işleyen bir ticaret anlaşmasına döndürülmesi. Hem de buna ek olarak işte hizmetler, kamu alımları ve tarımda karşılıklı tavizlerin verilmesi, açılımların sağlanması gibi. Ama tabii o günden bu yana 3 yıl, neredeyse 4 yıl olacak zaman geçti. Bir de tabii dünya ticareti değişti bu süreç içinde. Korumacılığın arttığını gördük. İşte tarifeler böyle bir karşılıklı silah olarak kullanmaya başlanıldı, gümrük tarifeleri. Evet. AB'nin karşısında tabii en öncelikli konu Brexit. İngiltere ile olan yeni anlaşmanın müzakere edilmesi. Burada da tabii şey istiyorlar belki. Hani belki yeniden bir paket üzerinde anlaşılması gerekecek. Çünkü koşullar değişti 2016'dan bu yana. Tabii Brexit'teki İngiltere ile olan anlaşmayı belki Türkiye'ye sunacaklar. Hani böyle bir anlaşma yaptık. Sizinle de buna benzer bir anlaşma yapabiliriz gibi. Bir de tabii hep böyle hani odadaki fil gibi de bir konu var. O da şu. Özellikle Almanya'da biz de bunu çok duyuyoruz. Yani diyorlar ki yani üyelik müzakereleri var bir yanda, bir yanda Gümrük Birliği ilişkisi var. Fakat bu üyelik müzakereleri ilerlemiyor. Aslında belki bütün bunların yerini alacak yeni bir anlaşmayla belki karşımıza gelecekler. Tabii bu Türkiye'nin istediği bir şey değil. Yani üyelik kartını muhakkak masada muhafaza etmek istiyoruz ama Avrupa Birliği artık genişlemede de biraz sınırlarına ulaştığı için yani bir şekilde Türkiye ile olan ilişkilerini farklı bir zemine taşımak istiyor. Bu da bir gizli bir müzakere alanı aslında şu anda. Hani Türkiye belki dayatıyor burada ama özellikle bu tür ilişkilerin de giderek bozulması, giderek böyle karşılıklı artık neredeyse hani Türkiye ile böyle bir tam bir jeostratejik ayrım noktasına gelmesi de bu sefer Avrupa Birliği'nin elini güçlendiriyor. Yani orada da böyle hem Türkiye'nin çok iyi ne istediğini bilmesi lazım. Ona göre bir strateji izlemesi lazım. Ve uzun vadeli bir strateji. Evet, evet, evet. Çünkü şimdiye kadar hep böyle hani günü kurtardık. Ama bundan sonra artık bir dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz. Bu Brexit konusu da ilginç. Aslında AB'nin önemli bir partneri ayrılıyor. Paydaşı ayrılıyor, bir partnerlik ilişkisi kuracaklar kendi aralarında. Tabii ben bu programdaki amatör çalışmalarım dışında sektörün sorunlarını çözmek konusunda misyonum var. Yine geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gittik bu işin evet. Uzmanlarıyla birlikte. Orada İngilizler dedi ki, şimdi siz ve Türkiye'nin en büyük ticari partnerlerinden bir tanesi İngiltere. Aramızda AB toprakları var. Evet. Biz Türkiye'den İngiltere'ye, İngiltere'den Türkiye'ye taşıma yapıyoruz. Ağırlıklı olarak sizin ekonomimizi taşıyoruz. Hatta Türkiye ardı ülkelere, Azerbaycan, Gürcistan, İran gibi ülkelere de sizin mallarınızı taşıyoruz. Dedik ki hazır Brexit sürecinde AB ile müzakere ediyorken lütfen şunu da masaya getirin. Evet. Bir yük İngiltere'den çıkmışsa, menşei İngiltere'si veya varış süresi İngiltere, varış noktası İngiltere ise bu yükün AB topraklarına transit geçişi serbest olsun. Biz bu sayede bizim araçlarımıza bir serbestiyet almaya çalışıyoruz. Evet. Aynı şekilde bir sürücünün İngiltere vizesi varsa elinde, yük taşımak için. Arada bir de AB topraklarından geçmek için Schengen için adama 40 dereden su getirtmeyin dedik.
Önce Home Office'le, İçişleri Bakanlığı'yla konuşmalar yaptık. Özellikle bu göçmen krizinin mağduru da yine şoförler ve taşımacılar. Evet. Ulaştırma Bakanlığı ilgilendi bu konuyla. İngiltere'nin AB ile yapacağı müzakerede sadece Türkiye değildir muhtemelen. İngiltere menşeli araç yüklerin AB topraklarından serbest dolaşımı konusunda bir konuyu gündeme getirecekler. Evet. Bunun ne tip etkileri olacak sizin görüşünüzde? Yani bu çalışmamızdan bahsettikten sonra yeni bir gümrük olacak. Yani bunun AB tarafında yorumlar ne ve ekonomiye etkisi ne olacak acaba? Evet. Şimdi tabii bu kritik bir süreç başladı iki taraf arasında. 2 Mart itibariyle iki taraf da pozisyonunu belirledi ve müzakereye başladılar. Kısa da bir süre var, yani 10 aylık bir süre var 2020 sonuna kadar. Evet, o süreç içinde yani bir Kanada tarzı bir STA'yı düşünüyor İngiltere. Avrupa Birliği'nde tabii kırmızı çizgileri var. Yani eğer AB pazarına erişim sağlamak istiyorsanız işte ortak standartlara uyum sağlamanız gerekiyor gibi. Oldukça çetin bir süreç geçecek. Tabii Türkiye'de gümrük birliği ilişkisi içinde olduğu için Avrupa Birliği ile olan anlaşma tamamlanır tamamlanmaz, hadi özellikle belki paralel olarak da olabilir, kendi anlaşmasını İngiltere ile müzakere edecek. Burada da tabii hem şu andaki var olan ticaretimizin devam etmesi, yani gümrüksüz bir şekilde devam etmesi önemli. Hem de sizin dediğiniz gibi taşımacılık nasıl olacak? Buna eklenenler, hizmetlerle ilgili şeyler olacak mı? Tarım ürünleriyle ilgili hükümler yine anlaşmaya girecek mi? Bunları çok iyi müzakere etmemiz gerekiyor. Burada iş dünyasının beklentileri var. Bu belirsizliği de aşıp mümkün olduğu kadar üst düzeyde bir anlaşmayı imzalamamız gerekiyor İngiltere ile. Yani bu yönüyle hem Türkiye'nin İngiltere'ye yapacağı müzakereler çok önemli, evet. Hem de AB ile İngiltere'nin yapacağı müzakereler. Asıl o belirleyici oldu. Biz tabii sektör olarak İngiltere tarafını uyardık, bilgilendirdik. Onlar da ajandamızı aldık. AB ile müzakere konusunda bunu gündeme getireceğiz. Çok iyi. Bunu AB olunca tabii ki çok yoğun konu. Evet. Bu kadar sürede ele almak mümkün değil ve hızlı geçti bu süre. Çiğdem Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Efendim bir programın da sonuna geldik. Bugün İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doçent Doktor Sayın Çiğdem Naslı, Avrupa Birliği, göçmen krizinin AB ilişkileri bize, serbest malların serbest dolaşımı konusunu, kota davalarını, Brexit'in İngiltere-AB ilişkilerine kısaca etkisi ve bize İngiltere'nin ticaretinde etkileri konusunda değindik. Vize konusu vardı, vizeyi çokça anlattık, size Schengen vizesi sorunlarımız, onu da belki bir başka programda ele alırız. Efendim haftaya aynı saatte, aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. İyi günler dilerim.